Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TTT Geometri Kampı'nın 26. hafta videolarına başlıyoruz. Bu hafta ÖSYM'nin analitik geometride sormuş olduğu soruların benzerlerinin çözümlerini yapacağız. Toplamda 5 testimiz var bu hafta yani 5 videomuz olacak. Kitabımızda da sayfa numarası 233 ve 234 çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda dik koordinat düzleminde merkezi y 3 doğrusu üzerinde olan bir çemberin x80'i kestiği noktalar arasında uzaklık verilmiş. O zaman özel bir durum var. Hemen analitik düzlemi şöyle bir çiziyoruz dostlar. Analitik düzlemi çizdik ve diyor ki merkezi y 3 doğrusu üzerinde diyor. Hemen y 3 doğrusunu şöyle bir çizelim bakalım. Merkezi burada belirleyelim şimdi. Belirledik ve bir çember çizeceğim. X ekseni kestiği noktalar arasındaki uzaklığı da kaç birim olarak vermiş? Şu noktalar arasındaki uzaklığı yani şurasını 5 birim olarak vermiş. E ne yapacağız? Bu y 3 doğrusu. Hocam merkez varsa kiriş varsa çektik. Sonra ne yapacağız? 2 eş parçaya böldü. 5 bölü 2, 5 bölü 2 yaptı burası. Sonra buradaki uzunluk 3. Hocam burası da 3. E benim çemberin çevresi isteniliyor. E, yarı çap çizmem lazım o zaman. Yarı çap bulmam lazım. En etkili yarıçap yarı çap. Al sana yarı çap. E o zaman burada bir pisagor bağıntısı yapalım. R kare buradan 3'ün karesi artı 5 bölü 2'nin karesi yapıyor. Yani R kare buradan 9 artı 25 bölü 4 yapar. Yani buradan da ne geliyor? 36 artı 25 61 bölü 4 yaptı. Yani R de buradan kök 61 bölü 2. Karekökünü aldığımız an. E, çevre nedir? 2 pi Yani 2 pi çarpı r. Kök 61 bölü 2'dir. Bunlar bunlar sadeleşti. Işte. Cevap da kök 61 pi yaptı. Yani birinci soru edremit oldu. Geldik ikinci soruya. Bir dik koordinat düzleminde merkezi o noktasında olan düzgün altıgen verilmiş. Evet merkezi buradaymış arkadaşlar. Merkez burada ve bunlar dik kesişiyor Eyvallah. Altıgen merkez etrafında saat yönü tersinde 240 derece döndürülüyor. Şimdi merkez buradaysa bu merkezi benim kullanmam lazım. Köşelere geldiğim zaman ne oluyordu? Hocam buradaki oluşan üçgenlerin hepsi bir eşkenar üçgen oluyordu değil mi? Merkez burasıysa hop şöyle şunların hepsi birer eşkenar üçgen oluyordu. E alttan eşkenar üçgen var ya bunlar 60'ar er derece oluyor. Hatta burası e, ne yaptı burada? Şu eksene paralel mi burası? Bu şunlar bir, birbirine paralel ya 90 burası da 90 derece olur. Yani burası 30-30 olur. Eşkenarda çizilen yükseklik olduğu için. E burası da 30-30 oldu mu? Oldu. Şimdi bana diyor ki Saat yönün tersinde yani bu yönde 240 derece döndürdükten sonra Y eksenine göre simetriye alınıyor. Buna göre ilk durumdaki B noktasının bulunduğu köşeye hangi nokta gelir diye soruluyor arkadaşlar. O zaman ben B'ye geldiği köşeyi bulacağım. O zaman ters bir hamle yapacağım. Şimdi ne diyordu ilk önce? Saat yönü tersinde 240 derece döndürdükten sonra Y'ye göre simetriğini al. B'ye gelen nokta Y'ye göre simetriye alınmış nokta hangisi o yapar arkadaşlar? F noktası yapmaz mı? Yapar. Şimdi ben bunu saat yönünde döndürdüğüm zaman, saat yönü tersinde döndürdüğüm zaman F noktasını elde edeceğim ya. Ters mantığını düşüneyim. Ters yönde 240 derece döndüreyim. O zaman ters yönde 240 derece. 60 burada, 60 burada, 60 burada. Ee, bir daha 60 burada. 6 kere 4, 24 yapıyor. O zaman F noktası 240 derece döndürdüğüm zaman buraya mı geliyor? Evet. Ee, o zaman ne oldu arkadaşlar? Bak. Düz işlemi yapalım. B noktasını 240 derece döndürüp ondan sonra y eksenine göre simetriğini aldığın zaman yine ne oluyor? B noktasına geliyor. Ama biz ne yaptık? Tersten yaptık. İlk önce bu en sondaki durum verilmiş ya bana. Tersten gidiyorum. Y'ye göre simetriğini aldım. Sonra saat yönü tersinde döndür demişti. Saat yönünde döndürdüm tersten işlem yaptığım için. O da B noktasına geldi. Yani cevap B yapar. Yani cevap A seçeneği yaptı. Akçay yaptı daha doğrusu. Geldik 3'e. Doğruları ile y ekseni arasında kalan bölgenin alanı isteniyor bizden arkadaşlar. Şimdi ben bunların grafiğini çizmek zorundayım. Yani burada x yerine 0 yazarsam eğer y'si kaç geldi? y'si 6 geldi. Peki burada y yerine 0 yazarsam eğer e, 3x eşittir 6'dan x'i de kaç buluruz arkadaşım? x'i de 2 olarak buluruz. Peki öbürüne bakalım. Hocam burada x yerine 0 yazarsam x yerine 0 yazdığım zaman burada e, ne geldi? y'si 4 geldi. Öbüründe de x yerine 0, y yerine 0 yazarsam pardon. Y yerine 0 yazdığım zaman da 2x eşittir 4'ten x de 2 olarak buluruz. x de 2 çıkar. O zaman grafiği çizelim şöyle. Hop şöyle analitik düzlemde gösterelim. Birinci denklemin grafiği. X'i 2'de kesiyor. Y'yi 6'da kesiyor. 2'ye 6'yı gösterdik şöyle. Hop grafiğimiz bu şekilde mi olacak? Evet. X 2 Y 6. Grafik bu şekilde. İkincisini çizelim. İkincisi de Y'si 4. X 2. Y yes, eksi 4. x eksi, eksi 2. Hocam 2'yi 4'ten geçecek şöyle. Hop şöyle. Bana diyor ki bu doğrular ve y ekseni arasında kalan bölge. Hop y ekseni burası olduğu için burası değil midir? İşte bu bölgenin alanı istedim. Çok basit. Şurada taban belli. 6 burada 4 burada toplam 10 yaptı. E yükseklik belli 2. 10 çarpı 2 bölü 2 bana alanı verecektir. Yani cevap 10 yapar. Üçüncü soru böylelikle C Han çıkar. Geldik dördüncü soruya. Dik koordinat düzleminde P, A virgül B noktasında bulunan iki hareketli farklı doğrultularda hareket ederek T saniyede böyle ne yapmış? Eksi 2'ye T 6T, 6 T 6 artı T'ye T noktalarında bulunuyor. Buna göre kaç saniye sonra A ve B noktaları arasındaki uzaklık 17 santimetre olur 17 birim olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar tamam burada T'yi bulacağız biz. Mesela atıyorum bir saniye sonra şunlara T yerine 1 yazacaksın. 2 saniye sonra T yerine 2 yazacaksın. Kaç saniye sonra 2 nokta arasındaki uzaklık 17 olur diye soruluyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ee, 2 nokta arasındaki uzaklığa bakacağız. Hocam x'ler farkı. Yani 6 artı T eksi eksi 2 artı T bunun karesi artı y'ler farkı. 7 eksi T eksi 6 artı T. Hepsini birden çıkartacağımızı da unutmayalım kare küçü içerisinde. Kaça eşit olacakmış arkadaşlar? 17'ye eşit olacakmış. E, o zaman eşittir 17 diyeceğiz. E, burada gerekli işlemleri yapalım. Hocam burası artı 2'ye eksi t yaptı. T'ler gitti. 6'nın karesi yaptı. Kare içinde 36 yaptı burası. Artı. Şurada da eksi t yaptı. Eksi 2t. Eksi 6. Yani 1 eksi 2t mi yaptı burası? Evet. 1 eksi 2t yaptı. Tabi bunun da karesi vardı arkadaşlar değil mi? 1 eksi 2t'nin karesi eşittir neymiş? 17'ymiş. E o zaman burada ne olacak arkadaşlar? Bunu açacağız biz. Bu arada x'ler fark kaç? 8. Ay burada 8 oldu ya. Artı 2 6. Bu 6 artı 2'den 8 yaptı. Yani 8'in karesi 64 yaptı. Her iki tarafı karesine alalım. Ya da almadan da yapabiliriz ya. Burada şuna bakacak olursak arkadaşlar. Neyse hadi buradan devam edelim. Şöyle de yapabilirdik. Hocam x'ler farkı 8. Ee, uzunluk 17 ise y'ler farkı da 15 olması lazım diyebiliriz. Yani y'ler farkı eşittir ya 15'tir y'ler farkı eşittir ya da eksi 15'tir deyip kısa yoldan da yapabilirdik. Neyse karesini alalım. 64 artı 1 eksi 2 t'nin karesi eşittir. 17'nin karesi 289 yapar. O zaman e, 289'dan 64 çıkınca 1 eksi 2 t'yi açmayalım. Bunun karesi neye eşittir arkadaşlar? 225'e eşittir. O zaman bu ne demek? 1 eksi 2 t hocam 15'e eşittir ya da 1 eksi 2 t eşittir. Eksi 15 diyebilir miyiz? Evet. Çünkü 15'in karesi de 225 eksi 15'in karesi de 225 yapar. O zaman buradan ne geliyor? Eksi 14. T negatif gelir buradan. T eksi 7 gelir. Arkadaşlar süre negatif olamaz. Şuna bakalım. Attık öbür tarafı 16 eşittir. 2T'den T'yi de buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Bizden de T isteniyor. Zaten cevap 8 yapar. Yani dördüncü soru balık esir yaptı. Kısa yoldan da yapabilirdiniz. Nasıl yapılacağını da zaten size Söyledim. Xler farkı ve yler farkından dolayı. Geldik beşinci soruya. Bu doğrunun bu doğruya göre simetriği. Arkadaşlar çok farklı yolu vardı bunun ama sen noktanın doğruya göre simetriğini biliyorsan o zaman burada da yorumunu da yapabilirsin. Grafik çizip de grafiği de yorumlayabilirsin. Ama biz burada x virgül y'nin bu y eşittir 3'e göre simetriinin böyle şeyini biliyorsak bunun dikkatından neyi çıkartıyorduk arkadaşlar? Ordinatını çıkartıyorduk. Yani 6 eksi y olacaktı. Ya bu ne demek? X virgül Y'de X yerine X, Y yerine 6X, Y yaz demek. İşte burada onu yapacağım. X yerine X yazdığım zaman 2X artı 5 çarpı Y yerine ne yazacağım? 6X, Y yazacağım. İşte direkt simetriğini de bulmuş olacağım. Bu kadar basit. Yani bunun iki katından Y'sini çıkartacağım. Y yerine 6 eksi ne yazacağım arkadaşlar? İki katından Y'sini çıkartacağım. 6 eksi Y yazacağım. Olay bitiyor. Tamam. Hadi bakalım düzenleyelim. 2X artı 30, eksi 5Y eşittir 4 yapçar. Buradan 2x eksi 5y artı 26 eşittir 0 yaptı. O zaman cevabımız böylelikle denizli yapar. Yani işin özü mantığı sen noktanın simetriğini biliyorsan bu şekilde doğrunun simetriğini de özel doğrulara göre simetriğini de çok iyi bir şekilde yorumlayabiliyordun. Evet 5. soruyu bulduk geldik 6. soruya. Doğrularının köşe noktalarını kabul eden üçgenler dik üçgen olduğuna göre alfa sayısının alacağı değerler. Evet arkadaşlar şimdi şunlara bakalım dik üçgen dediği için kesen iki doğrunun dik olması lazım değil mi? Şimdi eğimler lazım bana. Birincinin eğimi nedir? Hocam eksi 1 bölü 3. İkincinin eğimi nedir? Hocam eksi 2 bölü eksi 5'den 2 bölü 5 çıktı. Bak demek ki bu doğruyla bu doğru dik kesmiyor. O zaman bu üçünden oluşan bir dik üçgen oluşacaksa şunlar da dik kesmiyorsa ya bu ikisi dik kesecek ya da bu ikisi dik kesecek. O zaman birinci durumu inceleyelim. Birinci durumda bunun eğimi eksi 1 bölü ise bunun eğiminin ne olması lazım arkadaşlar? Eğimler çarpma eksi 1 olacak ya ters çevirip eksi ile çarpmış oluyor. Bunun eğimi 3 olabilir. Yani 3 eşittir. Eksi x'in kas sayısı bölü y'nin kas sayısıydı. Eksi 1 bölü eksi alfadan. Alfayı buradan kaç buluruz? 1 bölü 3 buluruz. İkinci durumda ne olacak? Şu ikisi dik kesilebilir. Bunun eğimi 2 bölü 5 ise. Bak bunun eğimi 2 bölü 5 ise. Bunun eğimi ne olabilir arkadaşlar? Eksi 5 bölü 2 ters çevirip eksi ile ya. Yani eksi 5 bölü 2 eşittir. Bunun eğimi neydi? Eksi 1 bölü eksi eksi kas sayısı bölü y'nin kas sayısı. Alfa. Şunlar şunlar sadeleşsin. O zaman alfa da buradan eksi 2 bölü 5'e eşit olur. E burada değerleri bulduk. Alfa sayısının alacağı değerler toplamı. 1 bölü 3 artı eksi 2 bölü 5 isteniyor. O zaman burada 5 ile genişlettim. Bunu da 3 ile genişlettim. O zaman burası ne yaptı? 5 eksi 6 bölü 15 yapar. Yani cevap da eksi 1 bölü 15 yapacaktır dostlar. Cevap böylelikle Ceyhan yaptı 6. soruda. Geldik yedinci soruya. Eşkenar dörtgen olarak verilmiş ve B köşesi verilmiş. B köşesi verilmiş. Şimdi bu x eksenine bak. Bunlar birbirine paralel değil mi? Evet. E bu x ekseni bu dik kesiyor. E buradaki noktanın devamı buraya dik olacaktır. Ki zaten ben B noktasını kullanacağım. B noktası eksenlere çizilen dikleri kullanmak zorundayım. 18'e 12 verildiği için. Hocam burası 18 noktası. Burası da 12 noktası. A 12 burası. Burası 12. Ve burada bir eşkenar dörtgenden bahsetmiş. Hocam eşkenar dörtgen olduğu için şunların ne olması lazım? Eşit olması lazım. Bizden ne diyor? Köşegen uzunlukları toplamı isteniyor. Hmm. Şuraya bir A dersem. Burası da A. Buraya 18 eksi A mı kaldı? Evet. A hocam şurada bir pisagor bağıntısı yapabilirim. Yap bakayım pisagor bağıntısını. Hocam normalde A kare eşittir. 12'nin karesi artı 18 eksi A'nın karesinden İşlem işlem işlemle a'yı buluruz ama büyük ihtimalle 5 12 13 üçgendir. 12 varsa ya 5 12 13 ya 9 12 15 ya 12 16 20'dir. E ee, o zaman burada ne yapacağız arkadaşlar? A yerine 13 yazarsam ben burası 5 çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet A'yı 13 bulduk arkadaşım. Şimdi benden ne isteniyor? Köşegen uzunlukları toplamı isteniyor. Daha hala soru bitmedi. O zaman burada köşegenleri çizelim. Köşegenler nasıl kesiyor arkadaşlar? Dik kesiyor. E ee, köşegenler dik kesiyorsa köşegen uzunluklarını bulmaya çalışacağım ben şimdi. Hocam nasıl bulabiliriz biz burada? Valla alandan mı gitsek? Başka bir şeyden mi gitsek? Aa ben şu uzunluğu bulabilirim. Şuradaki uzunluk ne? Bu uzunluk arkadaşlar dikkat ederseniz burası 12 burası 18. Bak gördün mü? 12 ve 18'den dolayı bu uzunluk çıkar. Yani burası 6 çarpı 3. Burası 6 çarpı 2. O zaman burası da ne olacaktır arkadaşlar? Şu uzunluğu da şöyle göstereyim. 6 çarpı kare küçüğünde 2'nin karesi artı 3'ün karesi 4 artı 9. Yani 6 kök 13 oldu. Evet bu köşegeni buldum 6 kök 13. Devamında da arkadaşlar Pisagor bağıntısından da yapabiliriz. Ya da devamında da alandan da yapabiliriz. Ama bence burası 6 kök 13 ya. Burası 3 kök 13. 3 kök 13 oldu böyle. Şurada Pisagor bağıntısından da şuraya B diyelim. B'yi bulabilir miyiz? Ya da N diyelim. N'i bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Yani 13'ün karesi neye eşittir? N'nin karesi artı 3 kök 13'ün karesine eşittir. Bu 169. Bu 9 ile 13'ün çarpımı kaç yapıyor? 3 kere 9 27. 9 kere 1 9 117 yaptı. Eşittir en kare olduğundan dolayı 52 mi yapıyor burası da? Evet 52 en kare eşit oldu. En de buradan kök 52 yani 2 kök 13'e eşit olur. Evet burası 2 kök 13 oldu. O zaman burası da 2 kök 13 oldu. Köşegen uzunluklar toplamı bir tanesi 6 kök 13. Diğeri 4 kök 13. O zaman topladığımız zaman da kaç yaptı? 10 kök 13 yapar. Yani cevap denizli oldu 7. soruda. Geldik 8. soruya. Şekildeki dik koordinat düzleminde verilen k doğruları birbirine diktir. Ya bu soruyu görünce yayınlar çarpma eksi birden yapabiliriz, şeyden yapabiliriz ama ya sanki benzerlikten de üçgenden de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi uzunluklara bakalım isterseniz. Burası 3 birim, burası 6 birim, şurası 1 birim. Şuradaki noktanın apsisi verilmiş. O zaman burası 90 derece olmak zorunda. Şurada öklit bağıntısı falan filan da yapabiliriz. Ama bence şurada üçgen altı var ya hani alfadan beta'ya geçiş daha mantıklı olacak. O yüzden alfa beta'ya dalalım. Alfa beta ters açıdan beta. Beta 90 burası alfa yaptı. Alfa 90 sa burası da beta yaptı. Dikkat et alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. hı hmm. Hocam şu üçgende de alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olacak. O zaman ne diyebiliriz? Şurası beta'nın karşısı 7 ise burası 7 bölü 2 mi olur? Evet. Şimdi burası da alfa değil mi? Aynen öyle. E, alfadan beta'ya geçip 1'e 2. O zaman 2'ye bölünmüş hali burası 7 bölü 4 yapar. E o zaman şuradaki uzunluk çıktı şimdi. 1 ile 7 bölü 4'ün toplamı. Yani 1 ile 7 bölü 4'ün toplamı kaç yapıyor? 11 bölü 4 yapıyor. E burası 11 bölü 4 ise. E büyük üçgende de arkadaşlar. Şuradaki büyük üçgende de ben şuradaki noktayı bulmaya çalışacağım ya. Hocam alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Yani 11 bölü 4'ün 2 katı. Burası kaç yapar? 11 bölü 2 yapar. E, 11 bölü 2 de nedir arkadaşlar? 5 buçuktur. Yani cevap böylelikle ne yaptı? Balık kesir yaptı. 8. soru balık kesir oldu. Geldik 9. soruya. Dik koordinat düzleminde bir karenin iki köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenar y ekseni üzerindedir. Şimdi analitik düzlemi çizelim o zaman. Şöyle bir analitik düzlemi yorumlayacağız. Arkadaşlar iki köşesi ve iki köşeyi birleştiren doğru y ekseni üzerindedir. Yani bu iki köşe böyle olabilir. Karemiz böyle olabilir. İki köşesi böyleyse. Bunları birleştiren de y ekseni üzerindeymiş. Yani şöyle olabilir. Ya da sol tarafta olabilir. Ya da bu iki köşe aşağıda olabilir. Şöyle bir kare böyle bir kare olabilir. Artık bu durumları inceleyeceğiz. Sorunun devamı biraz bize bir şeyleri söyleyecek aslında. Şimdi mesela biz şöyle şurada alalım isterseniz. Şöyle alalım ve karemizi böyle çizelim. Sonra karenin diğer iki köşesinde orijinal uzatları eşit. Ha. Diğer iki köşesi de orijinal uzatları bir böyle bir böyle eşit olabilir mi bu durumda? Olamaz. Alttayken eşit olabilir mi? Şu alttayken eşit olabilir mi? O da olamaz sanki değil mi? Alttayken de orijinal olan uzakları şöyle karenin. Bunlar da birbirine eşit olamaz. E bunlar ne zaman birbirine eşit olur arkadaşlar? Orijinal olan uzakları diğer iki köşede eşit olan kareye çizmek istiyorsanız. işte karenin diğer iki kenarı tam burada olmak zorunda. Karemiz bu şekilde olmak zorunda. Çünkü orijinal olan uzakları şöyle ve şöyle. Burada birbirine eşit olur. E burada eşit olur ve 11 uzunluğunda. Karenin e, diğer iki köşesi orijinal uzatları eşit mi? 11'imdir. Hocam bu da 11'im bu da 11'im. O zaman karemiz nerede olmak zorunda? Tam böyle burada olmak zorunda. Ya sağa doğru ya da sola doğru olmak zorunda. E o zaman bunlar birbirine eşitse arkadaşlar. Burada dik olduğundan ikiz kenarda çizilen dik. E, çünkü bunlar birbirine paralel ya. Tabanı iki eşit parçaya böler. O zaman burası A oldu. Karenin bir kenarı 2 A oldu. Hocam burası A burası 2 A. 1 2 kök 5 üçgeni. A kök 5 eşittir 10 ise A buradan 10 bölü kök 5 çıkar. Kök 5 eşleniyle çarparsam 10 kök 5 beş bölü 5'ten 2 kök 5 yapar burası. Evet 2 A ne yapar? 4 kök 5 yapar. Benden karenin alanı isteniyor. Yani 4 kök 5'in karesi isteniyor. 16 çarp 5'ten cevap 80 yapar. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Gerçekten çok mükemmel bir soru. Bu tür sorulara dikkat edin. Hala da sınavda çıkmaya daha iyi bir soru. Bak ben sınavda çıkan sorunun aynısını değil benzerini yazmışım. ÖSYM de benzerini yazmayı çok seviyor. O yüzden bu soruya dikkat. Tamam. Evet geldik 10. soruya. Ha bu sefer matematik sorusu gibi duruyor. Bakalım ne diyor? X virgül Y. X öyle ki yani öyle ki X küçük 0 Y büyük 0. Bu ne demek arkadaşlar? X küçük 0 Y büyük 0. Yani X'in negatif Y'nin de pozitif olduğu yer burası değil mi? Benden burada ikinci bölgeden bahsediyor aslında. Evet R kare de ikinci bölgeden bahsediyor. Buna göre diyor aşağıdaki doğruların hangisi? R çarpı R fark A kümesinin alt kümesidir diye soruluyor. Yani sen öyle bir şey yapacaksın ki A kümesinin dışında olacak buradaki kümeler. Yani o zaman burada ne yapacağız? Bu doğruların nerede olduğuna bakacağız. Bu doğruların nesini çizmek lazım? Sanki grafiğini çizmek lazım. A'nın grafiğini çizelim. A'nın grafiği nedir? X yerine 0 yazsak x yerine 0 yazdığımız zaman y'si kaç geliyor? Hocam y'si kaç geldi? 1 bölü 3 geldi. 1 bölü 3 geldi. y yerine 0 yazsak x'i kaç geldi? x'i de 1 geldi. Yani 1 bölü 3'e 1'den geçecek. Arkadaş şöyle 1 bölü 3'e 1'den geçecek. Şöyle bir doğru. Arkadaş buradan geçiyor bu. Bu bölgeden geçiyor. Demek ki bu değil. Aa mükemmel bir soru. B şıkkına bakalım. B şıkkı. Hocam grafiğini çizecek olursak. Hemen absis ve ordinatın tam sayı değerlerine bakalım x yerine 0 yazsak y'si pozitif yapacak değil mi? y'si pozitif yapacak. y yerine 0 yazsak x'i de pozitif yapacak. Hocam bu da böyle geçiyor. Bak bu bölgeden geçiyor. Olmaz. c şıkkına bakalım. c şıkkı e, x yerine 0 yazsak y'si negatif olacak. y'si negatif. y yerine 0 yazsak x'i de negatif. x de eksi 1 oluyor. y'si de negatif olacak. Hop grafik bu şekilde. Hocam bu bölgeden geçiyor grafik. Bu da olmaz. D şıkkına bakalım. D şıkkı x yerine 0 yazsak Y'si kaç geliyor? Hocam Y'si negatif gelecek kesinlikle. Y'si negatifi çiziyorum. Şurada Y yerine 0 yazsam ne geliyor? X'i de pozitif geliyor. X pozitif hop bu. Aa gerçekten bu bölgeden geçmiyor. O zaman cevap denizli olacaktır. Bir E şıkkına da bakalım istersen. E şıkkı X yerine 0 yazsam Y'si pozitif gelecek. Y'si pozitif buradan geçecek. E buradan geçen zaten ya böyledir ya böyledir. zaten bu bölgeyi kullanıyor demektir. Ama olsun. Y yerine bir de 0 yazdığımızda x de negatif olacak. Hop şöyle olacak. Hocam bu bölgeden geçiyor. Yani bu doğru bu bölgenin elemanı oluyor. Yani cevap Denizli yaptı. Bu da gerçekten mükemmel bir soru. Yine çıkmaya aday sorulardan biri. Lütfen ama lütfen bu soruya da dikkat et. Zaten analitik geometride ve çemberde ÖSYM mükemmel sorular yazmış kardeşim. Ya sen sadece ve sadece şuradaki sorulara yoğunlaşsan belki çoğunlukla bu ÖSYM'de çıkacak olan soruları çok rahat bir şekilde yaparsın gibime geliyor. O yüzden ÖSYM sorularına lütfen dikkat. 10. soru Denizli çıktı. Güzel bir soruydu. Geldik 11'e. Dik koordinat düzleminde y eşittir eksi x ve y eşittir 3x artı 8 doğruları çizilip kesim noktası p olarak yazılıyor. Evet kesim noktasını bulalım. Ne yapacağız? Ortak çözüm yapacağız. Hadi ortak çözüm yapalım. Yerine yazma daha kolay olacak sanki. Y eşittir eksi x ya. Hani yok etme metodu yerine. Y yerine eksi x yazalım. Burada eksi x yazdığımız zaman ne geliyor gençler? Eksi x eşittir 3x artı 8'den Eksi 4x eşittir 8'den x'i de buradan eksi 2 olarak buluruz. E x yerine eksi 2 yazdığımızda burada eksi 2 yazdığımızda y de kaç geldi? 2 geldi. Yani kesim noktası ne yaptı? P noktasıydı. P virgül y noktasıydı. Yani P noktası x virgül y eksi 2 virgül 2 noktası yaptı. Şimdi diyor ki orijin noktası o olmak üzere köşegeni OP olan kare ile köşegeni OP olan kare. OP uzunluğu nedir arkadaşlar? İki nokta arasındaki uzaklık. P'yi buldum. O noktası da sıfıra sıfır noktası değil mi? Evet. İki nokta arasındaki uzaklık. XA farkının karesi artı Y'ler farkının karesi. Yani XA farkı 2. YL farkı 2. Dik üçgeni düşün. 2. 2. 2 kök 2. Yani uzunluk 2 kök 2 olan bir kareden bahsediyor bana. O zaman karenin bir kenar uzunluğu kaç çıktı arkadaşlar? 2 mi çıktı? Evet. Şimdi köşegeni OP uzunluğu olan kare ile bir kenara D2 doğrusu üzerinde olan OAB üçgenin alanları birbirine eşitmiş. Hmm. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bir analitik düzlem çizip onu bir yorumlayalım isterseniz. Analitik düzlemde ben şunun grafiğini çizip yorumlayayım. Çünkü anlamam lazım soruyu. Grafiği çizelim. Şimdi burada x yerine 0 yazsak y'si kaç yapıyor? 8 yapıyor. Y 8. Y yerine 0 yazsam 3x eşittir eksi 8'den x de eksi 8 bölü 3 geliyor. Eksi 8 bölü 3 de burası. Bizim grafik nasıl olacak arkadaşlar? Hop şu şekilde mi olacak? Evet. Şimdi diyor ki bana bir kenarı D2 doğrusu üzerinde olan OAB üçgeni. Bak bir kenarı bu kenar üzerinde olan OAB üçgeni. O da burası ya. OAB üçgenin alanı eşitmiş. Hocam bu üçgenin alanından bahsediyor bana. Buna göre OAB dediği için AB burada olacak. O da burada olacak. AB uzunluğu nedir diye soruluyor bana. E tamam. Şuraya bir A uzunluğu diyelim. A uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar buradaki karenin alanıyla şunun alanı birbirine eşitmiş. Buradaki alan ne? Karenin alanı kaç? 4 değil mi? E bu alanda 4 olacakmış. Ben bu alanı bulmak için ne yapmam lazım? Hocam tabanına ait yüksekliği bulmam lazım. E buraya bir h diyeyim. H neye eşittir arkadaşlar? İsterseniz benzerlikten de yapabilirsiniz ama direkt noktanın doğru yalan uzaklığı değil mi? Evet. Bu doğrunun adı neydi? Bu doğrunun adı y eşittir 3x artı 8'di. Ama noktanın doğru yalan uzaklığını bulurken eşit 0 şeklinde yazmam lazım. Yani bu doğru 3x eksi y artı 8 eşit 0 şeklinde ya. O zaman o noktası 0 0'ın buna olan uzaklığı Koy yerine. Yani 3 çarpı 0 eksi 0 artı 8 mutlak değerce bölü. Kare küçü de a kare artı b kare. 3'ün karesi artı eksi 1'in karesi yapacaktır. O zaman h kaç yapıyor? 8 bölü kök 10 yapıyor. Kök 10 ile çarparsam h 8 kök 10 bölü 10'a eşit oldu. Yani 4 kök 10 bölü 5'e eşit oldu. E h'ı bulduk. Bizden zaten a uzunluğu isteniyor. Alan da belli zaten. Alan neye eşit? 4 alanı. Bu üçgenin alanı ile karenin alanı eşitti. 4 demiştik o yüzden. 4 alanı A çarpı taban çarpı yükseklik yükseklikte 4 kök 10 bölü 5 bölü 2 değil midir? Evet. Evet. Sadeleştirmeyi yapalım. 2. 5 kere 4. Şu 2 ile de 4 yine sadeleşsin. O zaman burada da 2 geldi. Buradan ne geliyor o zaman arkadaşlar? 5 kere 2 10 geldi. Evet. 10 eşittir. A kök 10 geldi. Ve buradan da A'yı kaç buluruz? 10 bölü kök 10 buluruz. Kök 10 eşleniyle çarparsam 10 kök 10 bölü 10'dan cevap kök 10 çıkar. Sadece işlem kalabalığı. Bazen böyle işlem kalabalığıyla da uğraştırabilir arkadaşlar. Evet 11. soruyu böylelikle denizde bulduk ve test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.